Yeni bir videodan herkese merhaba, Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz fonları konuşalım istedim. Hem yatırım fonlarını hem de emeklilik fonlarını konuşacağız. Konuyu da biraz spesifikleştireceğim. Değişken fonlardan bahsedeceğim. Çünkü değişken fonlar bu tarz dönemlerde öne çıkabilecek fonlar. Hem bireysel emeklilikte, BEFAS'ta hem de TEFAS'ta hangi değişken fonların performansını beğeniyorum son dönemde? Bunlardan bahsedeceğim. Biraz aslında geçmiş dönemde çok iyi performans gösteren değişken fonların son 1 ayda 2 ayda biraz geride kaldığını görüyorum. Dolayısıyla tüm bu düşüncelerimi sizlerle bu videoda paylaşacağım. Öncelikle genellikle temel paylaşımları, hisse paylaşımları yapıyorum ama kanalımda BES ile ilgili önemli videolar var arkadaşlar. BES portföyü büyümeye başladı biliyorsunuz. BES'e olan ilgi artmaya başladı bireysel emeklilik sistemine. Ve BES portföylerinizi yönetebiliyorsunuz. Nasıl yatırım fonları işte yönetmeyi işte biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yatırım fonlarından bir portföy yönetebiliyorsunuz. BES fonlarınızı da arkadaşlar bu iş nasıl yapılır öğrenerek çok etkin biçimde yönetebilirsiniz. Kimsenin tavsiyesine ihtiyacınız yok. Sadece hangi fonun ne tarz yerlerde hareket edebileceğini buna göre portföy ayarlaması yapacaksınız. Yani sadece hisse fonlarını alayım, 3-5 tane hisse fonları arkasından bakmayayım bence çok doğru bir strateji değil. Çok daha aktif yöneterek daha iyi getiriler elde edebilirsiniz. Ya da mevcut BES fonlarınız içerisinden de doğru elemeler yapabilirsiniz. Sonuçta yani hiçbir fon yok ki dünya üzerinde sürekli en çok kazandıran olsun. Ne kadar bu işlere aktif olarak bakarsanız da o kadar fırsatları değerlendirmiş olursunuz diyerek BES videolarımı izlemeyi unutmayın diyorum ve bir hatırlatmayla başlıyorum özellikle BES tarafında. O da arkadaşlar biliyorsunuz bireysel emeklilikte siz bir miktar ödüyorsunuz her ay düzenli olarak bir de devlet katkısı alıyorsunuz. Devlet katkısı şu anda %30 civarında. Yani 100 birim yatırdığınızda 30 birim devlet katkısı hesabınıza yatıyor. Ancak bunun bir üst limiti var. Ve bu üst limit çok fazla bilinmeyebiliyor. 2023 yılında 140 bin liralık bir BES yatırımı yaptıysanız yani BES'e para yatırdıysanız 42 bin liralık bir aslında katkı alıyorsunuz. Bu 42 bin liralık katkıyı maksimum almak için bu parayı arkadaşlar BES'e yatırmanız lazım. Bu her sene enflasyon oranında artıyor. Geçtiğimiz seneki katkı paylarında şurada bahsetmiştim. Örneğin 2655 liraymış geçen sene. Bu sene 42 bin liraya çıkmış. Seneye muhtemelen daha fazla olacak. Dolayısıyla siz bireysel emekliliğe 100 bin lira yatırdıysanız örneğin Eylül-Ekim ayına kadar muhtemelen 30 bin liralık devlet katkısı almışsınızdır. Bunu arttırarak ya da tek bir ödeme yaparak örneğin bir anda 30 bin lira 40 bin lira ödeme yaparak bu katkıdan maksimum faydalanabilirsiniz. Bu özellikle arkadaşlar BES'in son böyle 3-4 senesinde mesela BES'in bitmesine son 3-4 sene varken bu katkı payını maksimum almak çok mantıklı. Tabii ki yapabiliyorsanız bunu her sene yapın. Ama eğer durumunuz yoksa da bence emekli olmaya yakın yani 3 sene kala işte 2 sene kala bu maksimum faydayı sağlamak bence çok çok avantajlı oluyor. Zaten BES uzmanları da bunu öneriyordur. Yeni bir değişiklik var bu kuralda. Bunu da lütfen BES danışmanınızla ve bankanızla görüşün. Bu katkıyı maksimum almak için 140 bin liradan fazla yatırdığınızda, örneğin 200 bin lira yatırdınız, 60 bin lira da gelecek yılın aslında limitine sayılıyor. Dolayısıyla sizin mesela toplu bir paranız var. 200 bin liraya yatırdınız, 140 bin lirası, işte 40 bin lirası bu seneye sayılıyor. Geri kalanı gelecek senelere sayılıyor. Böyle bir aslında yeni bir yasayla bu da etkin hale getirmiş. Ama siz yine mutlaka kendi danışmanlarınızla bunun detaylandırmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi BES konusu önemli. Videoda hem BES fonlarından bahsedeceğim hem de TEFAS fonlarından yani normal yatırım fonlarından ama gerçekten tarihi anlar yaşıyoruz. Yani finansal okuryazarlık adına birçok hesap paylaşım yapıyor. BES tarafında, TEFAS tarafında. Hisse senedi fonları arkadaşlar şu an en çok tercih edilen fonlar oldu. Bu tabii ki piyasalar yükselirken son derece normal. Piyasalar düşerken ise biraz daha dikkatli olmamız lazım. Piyasaların belirsiz olduğu zamanlarda örneğin kritik destek bölgeleri kırıldı ve 2 aylık bir mesela düşüş dönemine gireceğiz. Genellikle hisse senedi fonları arkadaşlar bu tarz dönemlerde geride kalıyor. Çünkü yükselirken
Hisseler biliyorsunuz %80 hisse senedi fonlarına yatırım yapıyor. Yani hisse senedi fonları %80 hisse senetlerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla düşüşlerde de değiştirmiyorlar. Ama değiştiren fonlar var. Bunlara da biz değişken fonlar diyoruz. Şimdi değişken fonlar baktığınızda bu tarz dönemlerde bir tık daha hisse senedi fonlarına göre daha iyi performans gösterebiliyorlar. Yani örneğin düşüş az oluyor. Belirsizlik dönemlerinde yükseliş bir tık daha fazla olabiliyor. Çünkü değişken fonların içerisinde arkadaşlar birazdan da örneklerini göstereceğim. Çok daha farklı ürünler var. Yabancı ürünler olabiliyor, türev ürünler olabiliyor. Dolayısıyla mesela aylık baktığınızda şöyle aylık hisse senedi fonları en çok kazandıran fonlar, sonra da değişken fonlar geliyor. Ama bunu özellikle düşüş zamanlarında baktığınızda hisse senedi fonlarının giderek geride kaldığını, işte değişken fonların bir tık daha iyi olduğunu göreceksiniz. Yani görece hisse senedi fonlarına göre avantajlı olabiliyorlar. Sadece işte 3 aylık bir dönemde işte düşüş ne kadar öngörüyorsanız biraz değişken fonları tercih etmek sizin biraz daha hedge yapmanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla değişken fonları da portföylere bir eklemek, bir oranda tutmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak TEFAS tarafından başlayalım. Yani bireysel emeklilik değil de diğer tarafta tercih edebileceğiniz fonlardan. Burada birçok sıralama yapabilirsiniz ama ben 3 tane son dönem performansını en çok beğendiğim fonu paylaşacağım. Normalde TC'de Taciller Değişken Fon arkadaşlar. Herhalde bu piyasada en çok bilinen ve son yıllara damgasını vurmuş fonlardan bir tanesidir ki böyle 5 yılda %3000'lik getiri, 3 yılda %900'lük bir getiri var. Dolayısıyla muazzam bir getiri var ama son 1-2 aydaki, 3 aydaki performansı bir tık daha, özellikle son düşüşteki performansı bir tık daha geride kalmış. TC'de kesinlikle tercih edilecek fonlardan bir tanesi ama biraz daha yeni bir fon, birkaç yeni fon sizlere tanıtmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar NRC Neoportföy'ün birinci değişken fonu. 10 bin yatırımcısı varmış zaten. Son 3 ayda %39'luk getir var. Söylediğim gibi yükselişlerde hisse senetlerinin gerisinde kalabilirler. Hisse senedi fonlarının. Ama bu tarz volatil testere piyasalarda değişken fonların performansı hisse senedi fonlarına göre bir tık daha iyi olabiliyor. İkinci fon HCB kodlu hedef portföyün birinci değişken fonu. Üçüncü fonda arkadaşlar HVU kodlu Albatros Portföy'ün birinci değişken fonu. Şimdi şöyle içlerine baktığımızda ne tarz şirketlere yatırım yapıyorlar? Hatta buna gelmeden şöyle şu detaylara da bakarsak herhalde faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin %50 hala hisse senedi varmış. Hangi fonda? Neo Portföy'ün birinci değişken fonunda. Geri kalan pay vadeli işlemler yapıyorlar. Yani vadeli işlemlerde. Burada portföy yöneticisinin başarısı çok önemli. Aktif yönetilen portföyler olduğu için değişken portföy fonlar. Fon yöneticisi ne kadar başarılıysa arkadaşlar o kadar portföyünüz hızlı büyüyor. Mesela %71 ters repo varmış. Hedef portföyün birinci değişken fonunda hisse senedi %22'lere gelmiş. Bakıyorsunuz belki %50 göreceğiniz zamanlar olacak ama şu anda böyle bir hedge mekanizması işlemiş durumda. Albatros'a baktığımızda Albatros'ta da %50 civarı hisse senedi var, %30 civarı ters repo var ve geri kalan paylar da biraz dağılmış. Şimdi içeriklerindeki şirketlere bakalım ne tarz şirketlere yatırım yapıyorlar. NRC kodlu fonumuz işte Dioboya, Ereğli Demir Çelik, Anadolu işte Ege Seramik, Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Vakıf Bank'a yatırım yapılmış, Vakıf Finansal Kiralamaya, Aygaz'a yatırım yapılmış, Info'ya yatırım yapılmış, Anadolu Sigorta'ya yatırım yapılmış. Yani bilindik BIST 100 içerisindeki şirketlerde çoğunlukla olduğunu görüyoruz. HCB kodlu şirket fona baktığımızda Çimsa, Garanti, Aselsan, Kontrolmatik, Koza, Odaş, Türk Hava Yolları, Tüpraş bir tık daha böyle agresif sayılabilecek büyüme hisselerinin de olabildiği çeşitlendirilmiş daha niş bir portföy yatırım yaptığını görüyoruz. HVU fonuna baktığımızda burada da Anadolu Efes, Ahlatçı Doğalgaz, Bimaş, Doğan Holding, Koç Holding, Kardemir Şişe, Tofaş, Tüpraş gibi şirketler var. Burada da bilindik şirketleri bir tık daha görüyoruz. Burada herhalde HCB en böyle enteresan risk alabilen portföylerden bir tanesini oluşturmuşa benziyor. Şimdi BFAS tarafına baktığımızda da BFAS'ta da arkadaşlar birçok fon var. Bu tarz dönemlerde tercih edebileceğiniz.
Yine ben içlerinden 3 tane son dönem performansını beğendiğim fonlardan bahsedeceğim. Bunları da eğer sizin emeklilik şirketiniz izin veriyorsa arkadaşlar, BFAS'ta işlem görüyor ama yani her emeklilik şirketinden almak mümkün olmayabilir. Kontrol etmenizde fayda var. Eğer kendi emeklilik şirketinizde daha başarılı bir değişken fon görüyorsanız, burada benim en azından gördüğümde sıklıkla kullanılan Anadolu Hayat burada çok geride kaldığını görüyorum. Onun dışında da genellikle çok tercih edilmeyen emeklilik şirketlerin fonları var. Hani başka fonlara bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir tek şu otomatik katılım gerektiren fonlara dikkat etmenizde fayda var. OKS olan fonları tercih edemeyebilirsiniz. Ama içeriğine baktığınızda yani neredeyse her şeyden koymuşlar. Bayağı bir risk burada dağıtmışlar. Dolayısıyla hisse senedi piyasalarının düştüğü dönemlerde, belirsiz olduğu dönemlerde buralardaki getirilerden arkadaşlar hedge sağlayan ürünler oluyor bunlar. Bir opsiyon FIBA emekliliğin burada FIF kodlu FIBA emekliliğin fonu olabilir. Burada da bakın vadeli işlemler en çok pay oranına sahip. %40'lık vadeli işlemler nakit teminatları muhtemelen vadeli VIOP'ta işlem yapan bir fondan bahsediyoruz. Geri kalan %17 hisse fonlarında gözüküyor. Türkiye Hayat Emeklilik Fonu'na baktığımızda burada da otomatik katılım sistemi hani buna dahil olabilir misiniz, olamaz mısınız bakmanızda fayda var. Genellikle başka fonlardan dahil olamayabilirsiniz. Burada biraz daha sabit getirili ürünlere, finansman bonosu ve ÖST'lere yatırım yapıldığını görüyoruz. Buradaki içeriklere baktığımızda da arkadaşlar örneğin BPR kodlu fonda Coca-Cola, EKGO, Galata Wind, Mavi Migros, Şişe Sahol, Türk Hava Yolları, Turkcell, TAV Hava Limanları, Tüpraş, Vakko gibi şirketlere yatırım yapılmış. FIF kodunda ise genellikle bankalara, Batı Çin ve Erciyes Boru'ya yatırım yapılmış çok daha niş bir portföy var. Kesinlikle burada diğer fonlara da bakmanızda arkadaşlar fayda var. Değişken fonlarda özellikle arkadaşlar değişken fonlarda OKS dediğimiz otomatik katılım sistemi fonların daha ön sırada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tercih ederken buna da dikkat etmenizde fayda var. Bu OKS fonlarını çok tercih edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz zamanlarda böyle farklı fon alternatifi arayanlar için arkadaşlar değişken fonlar bir seçenek olabilir. Göz atmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.